Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Metehan Demir'le birlikteyiz. Metehan Bey merhabalar. Günaydınlar, selamlar Barış. İyi hafta sonları dileyelim şimdiden. Herkese iyi bir hafta sonu olsun, keyifli. Sana da. Size de. Tatilden döndün galiba Barış bu arada. Evet, bayağı oldu döneli. Sizin de dönmenizi bekliyoruz Ben artık. tatilde değilim, ben buralıyım. Doğru. Şimdi Doğru. bugün sıcak meseleyi konuşacağız. Birkaç haftadır zaten bunun üzerinde duruyoruz. Tabii farklı çıkışlar var. Doğu Akdeniz meselesi. İşte Oruç Reis sismik araştırma gemimiz faaliyetlerine başladı ve tabii Mavi Vatan için yeni bir dönem de aslında başlamış oldu bir taraftan. İşte Yunanistan'daki o paniği gördük. Ardından tabii Fransa kendini bir anda sahaya attı. Macron'un açıklamaları var. İşte Mitsotakis ile görüştü. Yunanca tweetler attı. Karşı taraf Fransızca tweetler attı. Böyle bir al gülüm ver gülüm durumu var. Türkiye'den tabii Fransa'ya tepki var. Sayın Cumhurbaşkanı da isim vermeden Fransa'yı eleştirdi. İşte Yunanistan bazı başka ülkelerin gazıyla tırnak içinde hareket ediyor dedi. Yine bugün AB Dışişleri Bakanları toplanacak bu meseleyle ilgili olarak. Bakalım oradan ne çıkacak. Ama tabii Fransa'nın böyle kendini sahaya atması, işte iki uç savaş uçağı gönderip bir de oraya fırkateyn göndermesi Yunanistan'da adeta böyle bir bayram havası estirdi. Fransa Yunanistan'ı o anlamda sevindirmiş oldu. Şimdi hemen şunu sorarak başlayayım ben. Yunanistan'a destek gerekçesiyle Fransa'nın böyle bir anda hakikaten kendini sahaya atmasının altında yatan sebepler neler acaba? Ben sevgili Barış'ın özellikle belirteyim. Şu an Türkiye'nin Yunanistan'la bir çatışması olur mu, savaş çıkar mı gibi konular da tartışılıyor. Evet, bir gerginlik de geçen gün iki savaş gemisi arasında yaşandı. Çünkü Oruç Reis'e saldıracak kadar, yürüyecek kadar, oradaki araştırma gemilerimize tacizde bulunacak kadar gözleri karardıkları için cevaplarını Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi aldılar. Ancak sevgili Barış, Yunanistan'a fazla takılmayalım. Yakından izleyelim, müdahale edelim, izin vermeyelim. Ama asıl yaklaşan tehlike kendini Rusya ve Amerika sanan ve onlar gibi hareket ederek aslında bir şey olduğunu falan da sanan bir Fransa gerçeği var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yaklaşan en büyük kriz noktası Fransa'dır. En Evet. büyük tehlike Fransa'dır. Çünkü Fransa çok sinsi oynuyor oyunu. Bak şimdi Fransa'nın ben sana çok kritik bir şey söyleyeyim. Devlet yetkililerinin, büyükelçilik görevlilerinin ve Fransız gizli servisinin yurt dışında Türk firmalarının iş almaması için özel olarak lobide bulunduğunu ve bu konuda görevlendirildiğini biliyor musun? Kuzey Afrika ülkelerinde, Cezayir başta olmak üzere Fransa Türk firmalarına neden iş veriyorsunuz diye Frankofon eksenindeki olan ülkeler ağırlıklı ve başta olmak üzere baskıda bulunuyor. Orada Fransa yanlısı gazetelere Türkiye'ye saldırın, Türkiye'ye karşı haberler yapın diye özellikle basınç uyguluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve yani gerçekten söylüyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nin bugünkü toplantısı, yarınki toplantısı hiç fark etmez. Onlar kaygıyla ve endişeyle not ederler. Sizi Evet. tam üyelik görüşmelerinizi dondururuz derler. Sanki çok bir şey oluyormuş gibi. Yok işte tam üyelikle ilgili müzakerelerde sorun çıkıyor. Zaten tamamen sorun. Ha bak şimdi buradan başlayalım sevgili Barış. Fransa işte şu bu falan filan deniyor. Görüşmeler donduruldu işte blok falan. Donduruldu. Kör topal devam ediyor gibi görülse de. İki tane ülke var görüşmelerden bazılarının özellikle askıya alan ve veto koyan. Kim biliyor musun? Bir tanesi ülke demiyoruz zaten. Kesinlikle ülke falan da değil. Kendi kendilerine uydurdukları bir yapıcık. Kıbrıs Rum kesimi. Avrupa Birliği üyelerinden bahsediyorum. İkincisi kim? Onu teşvik eden kim? Fransa. Fransa bu işler başından beri bu şekilde yürürken Türkiye'nin müzakerelerine bloke koyan, veto eden ülkedir. Şimdi başlayalım bak Fransa'ya. Demin ne dedik? Cezayir başta olmak üzere ülke adı da veriyoruz. Türk firmalarının yurt dışında iş almasını engellemek için girişimde bulunuyorlar. Bu nasıl bir Türkiye düşmanlığıdır? Bu nasıl Evet. bir kafadır ya? Barış, sen böyle bir şey duydun mu? Artık Duymamıştım. özel sektörü de sirayet etti. Evet. Bunu ben ülke olarak söylüyorum. Oradaki basına haber yaptırıyor, baskı yaptırıyor. Ve Türkiye'ye neden iş veriyorsunuz? Türkiye'ye. Hani Türkiye'de diyorlar ya Barış mı, Metehan mı, Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hayır biz bu tarafı seçelim. Diğer taraf beter olsuncular var ya. Bak ne diyor adam? Türkiye'ye iş vermeyin diyor. Tabii. Bir şey anlatabiliyor mu bu size? İyice kafası gruplaşma ve takıntılar, kutuplaşmak üzerine takılı olanlar.
İki, şimdi Fransa'dan devam edelim. Fransa aynı zamanda Beyaz Saray'da bir görüşme oldu Macron'la, hatırlıyor musun Trump arasında? Adamın ne dediğini hatırlıyor musun sevgili Barış? Macron. Fransa lideri Amerika'ya, Fransa Amerika ilişkilerini geliştirmek üzere Beyaz Saray'a gidiyor. Trump'la görüşme yapıyor. Görüşme sırasında bu arada da diyor Türkiye'yi biliyor musunuz siz diyor. NATO üyesi olarak diyor. Rusya'dan diyor. S-400 füzeleri alıyor. Hiç kabul edecek bir durum değil. Buna bir şeyler yapalım diyor. Orasının ne alakası var konuşma için? Nasıl, uygun yer mi değil mi? Hiç aklımızdan geçiriyor muyuz? Buradaki kötü niyeti görüyor muyuz? Ve bu Fransa'nın aynı zamanda Rusya'ya iki tane savaş gemisi sattığını da NATO üyesi olarak hatırlatalım da. Devam edelim. Sonradan bunu satamadı çünkü bir uluslararası baskı geldi. Çünkü Ukrayna ile Rusya'nın oradaki ilhak girişimlerinden dolayı gerginlik olunca. Peki aynı Fransa'nın geçen gün Lübnan'da lideri Emmanuel Macron'un açıklama yaparken buraya Türkler gelmeden, Suudi Arabistan gelmeden elimizi çabuk tutalım, bir şeyler yapalım demesi. Bak Türkiye saplantılarını sayıyor. Somut örneklerle. Pandemi doğru. Krizinde Elize Sarayı'nda basın toplantısı var sevgili Barış. Anlatıyor işte şu Fransa'nın şu şehrinde şu yapılacak. Hasta sayısı bu. Hastanelerimizin durumu bu falan filan. Beyan ederken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var dedi ya. Pandemiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işin olması meselesi nedir? Ve gelelim en kritik noktalardan birine. Bu arada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var? En uzun sınırı olan, kara sınırı olan o kadar yani. Türkiye. Yani. Ama kendisi geliyor bu arada. Evet. Türkiye'den kimse de senin yani Türkiye Fransa'yı çok sevenlerden bahsediyor. Türkiye'den nefret edenlerden. Kimse de Fransa senin burada ne işin var ya? Benim aklıma geldi. Pardon sen nasıl geliyorsun o taraflardan falan diye sormuyor. Tabii bütün bunlar olurken Fransa meselesinde başka dikkat çeken bir nokta daha var. Kıbrıs'ta Rum kesiminde artık anlaşma tamamlandı biliyor musun? Deniz üstünün beraber işletilmesi. Rumlara yardım ediyorum görüntüsüyle Fransa'nın Kıbrıs'a yerleşmesi söz konusu. İngilizler zaten güneyde, Agrotur'a, Dikarya'da. Fransızlar da gelecek. Bu işin örnekleri Macron'la ilgili çoğaltabiliriz. Macron sağda solda çok şey yapacak. Dedim ya bugün Avrupa Birliği işte endişeyle kayda geçirir. Müzakereleri bilmem ne yapıyoruz der. Yok size şunu yapıyoruz der falan. Asıl yılanın başı Fransa. Yani bu ülke düşmanlığı açısından değil. Bu artık bunların yaptıklarını teker teker örnekleriyle özellikle saydım. Çok dikkat edelim. Doğu Akdeniz'de yaklaşan tehdit bence Fransa nasıl yönetilecek bilmiyorum ama yönetecek noktalardan birini söyleyeyim. Türkiye'nin farklı ve akıllı bloklar kurarak bunları kırması lazım. Çünkü Fransa İsrail çekiyor. İsrail Mısır çekiyor. O onu çekiyor. Bunu çekiyor. Bunlar bu karşıda bir garip bir armada haline geliyor. Türkiye'nin bunun üstesinden gelmesi için karşı kendisinin yanına ekleyebileceği yeni akıllı blok elemanlarını kurması lazım, eklemesi lazım. Bunu yapması için de karşı olduğumuz politikada olabilir ortaklık yapacağımız ülkeleri. Onları ayrı tutarız ama bu işteki ortaklığımızı ayrı tutarız. Ama bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü oyunu çok pis oynuyorlar Barış. Bir Mısır'dan söz etmiştik geçenlerde. Yani aslında Mısır'ın yeniden aslında aklında Türkiye olduğunu hep konuşmuştuk. Şimdi bir de şey geliyor aklıma tabii. Şimdi İzmit Eren zamanından beri hatırlıyoruz değil mi? İşte Sarkozy'leri hatırlıyoruz. Şimdi Macron, Türkiye'ye bakış açılarını biliyoruz. Olur olmadık yerlerde Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmakla mahirler. Hep böyleydiler zaten. Şu aklıma geliyor. Şimdi malum Akdeniz'de bir İngiltere işte Kıbrıs vesilesiyle ve Rusya tabii ağırlığı da var. Şimdi onlardan pek bir şey görmüyoruz. Yani Fransa'nın bu şekilde kendini sahaya atmasıyla ilgili acaba o taraf ne düşünüyor? Yani onlar nasıl bir plan peşindeler? Rusya, İngiltere cephesinde neler yaşanıyor? Biz diplomatik anlamda oralarla nasıl bir ilişki içerisindeyiz? Neler konuşuluyor? Bu konuda bilgiler var mı acaba? Evet. Vallahi çok aklımda bin yaşı şunu özellikle söyleyeyim. Bunların menfaat blokları nerede birleşirse, mesela Rusya ile Fransa, Libya konusunda iki yakın arkadaş. Türkiye'nin evet. Çok daha kötü olmasını istiyor. O zaman Rusya'nın ne yapması gerekiyor? Doğu Akdeniz'de sessiz gibi kalıp Fransız tezlerini destekleyip bu sayede Türkiye'nin biraz daha Doğu Akdeniz'de kafasının karışması. Bu anlamda da Suriye'de de güçlerini dengelemede biraz daha sıkıntı yaşaması Rusya'nın işine geliyor mu? Geliyor. Çok basit bir denklem. O yüzden olun bakıyor. Amerika daha topa girmedi. Çünkü Rusya'nın evet. Tam nerede olduğuna dair kestiremedi. Ama ben hepsine şüpheyle yaklaşırım. Bakarım.
Ama hepsine dikkatli iyimserlikle de bakarım. Ama burada ana katalizörlerin Mısır, İsrail, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğu, bizim ana yaşadığımız sorunlar ekseninde ortadadır. Rusya, Suriye'de karşımıza ana katalizör olarak çıkıyor. Libya'da Rusya ve Fransa karşımıza çıkıyor. Doğu Akdeniz'de Almanların daha dikkat et arabulu diyor, suyuz buyuz diyor, ne yapacağını bilemiyorsun. Yani bunların hepsi olağan şüpheliler diye bir film vardı ya, hatırlıyorsun. O filmdeki gibi hepsi olağan şüpheliler. Hani böyle bir de bir resimleri vardı, suçlular resmi. Doğru. İşte. Çok güzel filmdi, tavsiye ederim. O filmdeki gibi bunların hepsi bizim için olağan şüpheli. Ama bak Barış, demin sen söylediğinde özellikle onu belirtmek istedim. Bize belli aralıklarla neyi tartıştırıyorlar biliyor musun? Her gün yeni bir cephe açtırmaya çalışıyorlar. Bak dikkat et. Doğu Akdeniz'e cephe olarak açıldı. Azerbaycan, Ermenistan'ı cephe olarak açtırmaya çalıştılar. Orası daha gergin. Libya, Suriye. Suriye'nin içinde 4 alt başlık Irak. Ve Ege'de yaşanan zaman zaman gerginlikler. Lübnan da çok uzak değil. 280 kilometre uzaklığında bizim limanımızdan patlamanın olduğu yer. 280 kilometre. Yani baktığında orayı da bir istikrarsızlık bölgesi haline getirirlerse Allah korusun sıçramalarla yukarıya doğru gelecek. Onun da farkında olduğu için Macron tak orada bitti. Çünkü Frankofon ülke statüsünde orası da. Yani bize yeni cephe açtırıyorlar. Sen dedin ya Mısır dediğinde şunu özellikle açayım. Bir ara şey konuşturdular bize. Türkiye Mısır savaşırsa ne olur? Türk Mısır güçleri ne olur? Bak iki günden beri ne konuşuyoruz? Yunan Türk güçlerinin karşılaştırılması. Ne oluyoruz ya? Türkiye'yi nasıl bir ara gaz sistemiyle çalışıyorlar farkında mısın? Habire dikkatini çekiyorlar. Bir ara Rusya ile Türkiye çatışırsa ne olur haberlerini okuduk. Bir ara Amerika ile savaşırsak ne olur haberlerini okuduk. Ya biz kendi akıllı olalım. Büyük tuzaklar kuruluyor. Onunla savaştır, bununla savaştır. Yani aynı anda 5 ülkeyle savaştır. Bizi gaza getirmesin. Türkiye çok akıllı oynuyor bu işi. Ama lütfen biz de birbirimizi gaza getirmeyelim. Türkiye kazanacak bu işlerin sonunda. Hakkını da yedirmez. Gerekeni de yapar. Ama lütfen Mısır'la savaşırsak ne olur? Yunanistan'a dalar. Bazılarını görüyorum. 12 adayı da gireriz. Tiranik'ten çıkarız. Gerek yok. Sakin. Doğru. Peki. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Hafta başında yine beraber oluruz. Gelişmeleri takip ederiz. Yine değerlendirmelerinizi alırız. Son bir şey zaten söyleyeyim Barış. Lütfen. Vatan toprağı en kıymetlisidir. Yok şu kadar para harcıyoruz, bu kadar para. Bağımsızlık için maliyetin hesabı olmaz. Vatan toprağını savunmanın da parasının hesabı olmaz. Ama vatan toprağından bahsediyoruz. Balkanlara gidelim. Oradan Amerika'ya denizde açılalım. Oradan Rusya, Moskova steplerine gidelim. Lütfen bu tip gazlara gelmeyelim. Bizim için vatan toprağı, vatan toprağı, vatan toprağı. Peki, çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Çok sağ olun. Evet, değerli Süper Haber izleyicileri, sizlere de teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz için. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.